yanılmaz ağrıların sürmesi demek. Ölümse ağrıların bitmesi demek. Öyleyse seçmek niye zor olsun? Yanına geliyorum anne. Zehra! Zehra dur! Zehra dur! Sakın yapma! Zehra! Zehra! Dur! Zehra! Dur! Sakın yapma! Ali? Bu gerçekten sen misin? Ama burası Kosova'ysa bu sen olamazsın değil mi? Bu benim Zehra. Buraya dayınla birlikte geldik. Seni bekliyorum. Hadi. Hayır! Tamam. Hayır! Sakın yaklaşma Ali! Sana neden yaklaşmayayım? Kosova'ya sana yaklaşmak için geldim. Seni almak için geldim. Acılar bitti. Kurtuldun artık. Seni dayına götüreceğim. Hayır, acılar bitmedi. Acılar bitmeyecek. Ne yazık ki yaşadığım şeyler aklımda ve bedenimde kalıcı hasarlar bıraktı. Şu kolumdaki delikleri görüyor musun? Bu deliklerin ne anlama geldiğini biliyor musun? Biliyorum Zehra. Hepsini anlatacaksın. Hayır işte, hiçbir şey bilmiyorsun. Dışarıdan seyrederek bilinebilecek bir şey değil bu. O delikleri yalnızca görmekle anlaşılabilecek bir şey değil bu. Bu deliklerin şu an beynime nasıl ağrı verdiğini hayal edebiliyor musun? Ben şu anda seninle konuşuyor olabildiğime bile inanmıyorum. Ben şu anda senin gerçek olduğundan bile hala emin değilim ki. Buna inanabiliyor musun? Zehra, benim sana inanmamın bir önemi yok. Ama senin bana, benim gerçekliğime inanman çok önemli. O zaman bunu aşabilirsin, atlatabilirsin. Yok, hayır. Atlatamam Ali, biliyorum. Yaşadım, denedim. Ben bunu atlatamam. Ben bu halde dayının karşısına asla çıkamam. Dayının karşısına ne halde çıkarsan çık, onu ancak mutlu edebilirsin. Mutlu mu? Demek insanlar hala bu kelimeyi kullanabiliyor. Mutluluk. Ne tuhaf. Zehra dur. Yalvarırım sakın yapma. Yapma Zehra. Yüzüme bak. Sakın aşağı bakma. Sadece yüzüme bak. Yararı yok Ali. Bana mutluluktan bahsetmenin yararı yok. Anlamıyor musun? Bak, ben şu an bu kafayla Binbir Gece masallarındaki uçan alılara, hatta üç başlı ejderhalara bile inanabilirim. Ama mutluluk, mutluluk bana hiç inandırıcı gelmiyor. Ya dayın? Ya dayının hayatını kurtarmak? Dayının hayatını kurtarmak da sana inandırıcı gelmiyor mu? Şey olmadı. Ameliyatlı kalbi senin kaybolmana ilaçlarla hala dayanabiliyor. Ama mum ışığı kadar cılız bir umuda sarılarak senin peşinden ülkeler aşmasın, kalbini ve umudunu o kadar yıprattı ki. Eğer sen ölürsen, eğer o cılız umut tükenirse, mumun söneceğinden, dayının tükeneceğinden emin olabilirsin. Dayım. Canım dayım. Bırakma Ali. Lütfen ona bir şey olmasına izin verme. O bunları hak etmedi. Bunları sen de hak etmedin. Ben hatalar ve yanlış seçimler yaptım. Bunların benim başıma gelmesi o kadar da şaşırtıcı değil. Ama dayım, benim dayım tamamen masum, hatasız, günahsız.
Onun tek suçu benim. Ben. Benim dayım olmak onun en büyük talihsizliği. Ama ben kurtaracağım onu bu talihsizlikten. Zehra! Oradan atlayarak yalnız kendini değil, dayını da öldürürsün. Ben anneme gidiyorum Ali. Dayım sana emanet. Zehra! Dur! Dayını bana emanet ederek kurtaramazsın. Dayın seni seviyor. Sana çok düşkün. Kollarındaki 3-5 deli bu gerçeği değiştireceğine inanacak kadar aklını kaybetmiş olamazsın. Sen onun talihsizliği değilsin. Hayattaki en ve geriye kalan tek mutluluğunsun. Senin kalbine dayanamayacağını adım gibi eminim. Onun hayatını ancak sen kurtarabilirsin. Ve bunu ancak kendi hayatını kurtararak yapabilirsin. Dayını ancak kendi hayatını kurtararak kurtarabilirsin. Ama ben çok güçsüzüm. Ağrılar içindeyim Ali. Yapayalnızsın da ondan. Ama artık biz yanındayız. Artık yalnız değilsin. Birlikte her zorluğu aşabiliriz. Sana dokunmama izin ver. Sana dokunduğum anda kendini çok daha güçlü hissedeceksin. Yalnızlığı artık hissetmeyeceksin. Hadi, ver elini bana. Yalvarırım, ver elini bana. Hadi. Ama ben bittim Ali. Ben yokum ki. Ben bir zamanlar Zehra diye bir kızın kalıntısıyım. Anlayacağım ben bir enkazım. Sen dünyanın en güzel kızısın. Bu halde bile. Ve ben bunu ancak şu an fark ettiğim için kendimi hiç bağışlamayacağım. Yalvarırım. Hadi ver elini bana. Hadi Zehra. Dayın bizi bekliyor. O senin yasını tutmayı değil, seni sağ bulmayı hak ediyor. Ne olur Zehra. Ver elini bana. Gideceğiz buradan. Gideceğiz.